أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Ekber. Sanakallahul Azim. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha Gönül Dergahı programıyla karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Değerli hocamız Abdullah Koç bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bu hafta da bu akşam da bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, iki haftalık bir aranın ardından tekrar programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok değerli hocamız Ahmet Akgül, emekli müftü, şu anda canlı yayında bizlerle, canlı yayın konumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçen haftalarda biz sohbetin ve vaazın önemini, değerini konuşmaya başlamıştık. Kur'an ve sünnete göre sohbet bizim için ne kadar değerli, ne kadar önemli, bu konuyu konuşuyorduk. Bir ara vermek zorunda kaldık. Siz Ağrı'ya gittiniz. Ağrı'da bazı programlarınız vardı. Konferansa evet. Katıldınız. Konumuza geçmeden önce bir Ağrı konferansı ile ilgili kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Ondan sonra da yine konumuzu sohbetin İslam'a göre değeri ve önemi nedir? Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz hocam. Buyurun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Öncelikle Rabbimizin sayısız nimetlerinden dolayı Rabbimize hamdü senalar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama, onun temiz zevcelerine, ashabına, ensar-ı muhacirine, ehli beytine salatu selamlar olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Biliyorsunuz 1-7 Ekim arası yıllardan beri camiler haftası ve din görevlileri sonradan ilave edildi. Din görevlileri haftası, camiler ve din görevliler. Bu sene de Ağrı'dan davet ettiler müftülük olarak. Orada birkaç yerde konferans düzenledik. Doğu Beyazıt'ta bir konferans oldu. Ağrı merkezde oldu. Evet. Üniversitede ilahiyat talebelerine konuşmalar oldu. İlgi nasıldı hocam? İlgi çok güzel. Tabii ben oradaki yani camiler haftası ve bir ömrü bu hizmetlere adayanlar başlığı altında bir tema seçilmiş başkanlık tarafından. Evet. Aslında çok güzel bir ifade. Eskiden kademat-ı hayır, kademe-i hayrat. Kademe-i hayrat, yani bu dini sahada hizmet eden, yani kayyımından ta Diyanet İşleri Başkanı'na kadar ya da yukarıdan aşağıya kadar bu hizmetlerin içinde bulunan mümtaz şahsiyetlere verilen bir ad. Ben de orada diyorum ki, din görevleri değil de din gönüllüleri ve bir ömrü buna adayanlar diye ifade ediyoruz. Evet. Din gönüllüleri, çünkü bu hakikaten gönül işi, sevgi işi, sabır işi, dert işi, dertlenme işi. Zaten öyle olmazsa topluma da bir şey verilmez hocam. Bu mesaiyle sınırlı olmayan bir hizmet. Evet. Dünyada bütün memurlukların bir saati var, mesaisi. Fakat kademe-i hayratın mesaisi geceli gündüzlü. Her an Müslümanlara hizmete açık olunması gereken bir saha. Evet. Elhamdülillah güzel bir hizmet oldu. 3-4 gün oralarda hizmet icra ettik ve döndük. Evet hocam. Evet. Hocam şimdi geçtiğimiz haftalarda tabii bizim açımızdan, yani hem toplum açısından hem de Müslümanlar açısından çok önemli bir konu yerleştirmiştik. Evet. Sohbetin ve vaazın İslam'daki yeri ve önemi. İşte Allah-u Teala ayetlerde bu konuyla alakalı bizlere neler bildiriyor? Hadis-i şeriflerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu konuyla alakalı nelerin altını çiziyor?
hangi konularda bizleri evet. uyarıyor onlara bakıyorduk. İnşallah hadis-i şeriflerde kalmıştık. Birkaç önemli evet. hadis-i şerif vardı hocam. Orada kalmıştık. Oradan devam edelim isterseniz. Bismillah. Tabii bir hadis-i şerif üzerinde mülahazalarda bulunduk ve evet. hadis-i şerifi tamamlayamadık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte "Ed-dinün nasiha." Din nasihattır. Din samimiyettir. Evet. buyuruyor ve sahabe-i kiram da "Kulna limen ya Resulallah?" Kim için nasihat? "Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li eyyimetil müslimine ve âmmetihim." Hadis-i şerifte bu maddeler sayılıyor. Allah için nasihatin anlamını zikretmiştik. Allah'ın kitabı için nasihat ne anlama geliyor zikrettik. En nasihatü li Rasulillah. Resulullah için nasihat. Evet. Şimdi peygamberler için, özellikle peygamberimiz için peygamberimizin nasihate ihtiyacı yok. Zaten ona nasihat yapan Rabbül Alemin. Vahiylerin tamamı ayetler ve mana itibariyle peygamberimizin kalbine bırakılan hadisler, bunların hepsi zaten nasihattır. Evet. Peygamber için nasihatin manası, evvela peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdiği esaslarla doğrulamak, peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uymak, onun prensiplerine, onun bize takdim ettiği ilkelere göre hayatımızı düzenlemek ve aramızda çıkan meselelerde onun sünnetini kendimize hakem tayin etmek ve peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir peygamber olarak, saygıdeğer bir peygamber olarak yüceltmek evet. ve bunun sünneti seniyesini hayatın bütününde, sünnet dediğimiz zaman dar çerçevede değil, geniş çerçevede hem Kitabullah'ı anlamada, hem peygamberimizin sözlerini, feillerini, davranışlarını anlamada bir hayat sistemi bize bıraktı. O hayat sistemini güzel hazmedip onu hayatımıza uygulamak. Çünkü peygamberimiz Mevlamızın bize ifade ettiği ile "Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasene." Vallahi Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da sizin için çok güzel numuneler, örnekler var. Peygamberimiz örneğimiz ve önderimiz. Evet. Ayrıca dünyada peygamberi sevdiğini söyleyen Müslümanların peygamberin bıraktığı mirası, ilim mirasını, iman mirasını, devlet mirasını, adalet mirasını, merhamet mirasını ve ahlaki değerler mirasını gelecek nesillere aktarabilmek ve kendi hayatımızda da bunları uygulayabilmek. Çünkü Mevlamız bir ayeti kerimede Âl-i İmran 31 şöyle buyuruyor: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum." Habibim de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyoruz sözünüzde samimiyseniz evet. o zaman bana uyun ki Allah da sizden razı olsun ve günahlarınızı bağışlasın. Allah'ı sevmenin samimiyeti, Allah'ı sevmedeki sebat ve kararlılık peygambere uymaya bağlıdır. Niçin? "Men yuti'ir rasule fakat ata'a Allah." Kim peygamberin emirlerine uyarsa Allah'ın emirlerine uymuş olur. Peygambersiz dini anlamak mümkün değil. Peygamberin rehberliği olmadan Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Peygamberin öğretisi olmadan ibadetleri doğru dürüst yapmak mümkün değil. Bu açıdan peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim hem öğretmenimiz, hem mürşidimiz, hem liderimiz, hem dünya ve ahiretle ilgili konularda bize bir hayat tarzı bırakan rehberimiz. Evet. Dolayısıyla peygamberimize, onun peygambere nasihat anlamı, hayattaki Müslümanlar, o zamanki Müslümanlar, peygamberimiz hayattayken peygambere bizzat mallarıyla, canlarıyla fedakarlık yaparak destek oldular. Peygamberimizin vefatından sonraki Müslümanların peygambere karşı bağlılığı da onun bıraktığı mirası, İslam mirasını yaşamakla mümkün. Dolayısıyla
peygamber için nasihatın manasını kısaca böyle özetlemek gerekiyor. Evet. Bir de hadis-i şerifte veli eyyimmetil müslimin ifadesi var. Müslümanların imamları için nasihat. Buradaki Müslümanların imamları cami imamları anlamına değil, idarecileri, hakimler, evet, idareciler, sultanlar, padişahlar, hükümdarlar, yani zaman zaman bunlar değişik isim taşımış. Dolayısıyla ümmetin, Müslümanların idarecilerine olan nasihat. Bunun tabi çok farklı anlamları var. Evvela Müslümanların idarecilerine nasihat şu demek: onların Allah ve peygamberin emirlerine uygun emirlerine uymak. Eğer Allah'ın ve peygamberin emirlerine aykırı emirleri olursa onları uyarmak. Ayrıca hakta, hakikatta onlara destek olmak. Yanlış yaptıkları zaman İslam alimlerinin en büyük görevi onların yanlışlarını onaylamak değil, bugün dünya üzerinde çok, evet, onları uyarmak. Onu soracağım hocam. İslam coğrafyasına baktığımız zaman 1,5 milyarlık Müslüman bir kesim var. Fakat idarecilerine bakıyoruz. Yani her ülkenin, Müslüman ülkenin kendine göre bir yönetim şekli var. İslam'ı anlama şekli var, yaşama şekli var. Yani çok geniş bir konu ama yani buradaki devleti idare edenler, İslam devletlerini idare edenler, yöneticiler, işte başında bulunanlar, bakıyoruz ümmet perişan hocam. Yani savaşların birçoğu bu coğrafyada cereyan ediyor. Evet. Ölenler Müslüman. Evet. Yani zor durumda kalanlar Müslüman. Peki burada genel manada Müslümanlar olarak yöneticileri doğru yola sevk edecek, düzeltecek, evet, bir mekanizmayı nasıl oluşturacağız? Çok önemli. Çok önemli bir mesele. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var. Evet. Sınıfani minen nas izâ salaha salahan nas ve izâ fesede feseden nas. El umara'u vel ulema'u. İnsanlardan iki grup insan var. İki zümre. Bunlar lokomotif. Ümmeti sevk ve idare eden. Bunlar düzelirlerse toplumların tamamı düzelir. Çünkü toplumlar bu iki ana beyine tabiler. Bunlar bozulurlarsa toplumlar bozulur. Bunlar idareciler ve alimler sınıfı. Şimdi bir defa şuna işaret etmek lazım. 2 milyar civarında olan Müslümanlar bugün başsız. Evet. Yani böyle 60'ın üzerinde devlet olmaz İslam'da. Aşiretler olur, kabileler olur, milliyetler olur, milletler olur. Ama hepsinin bir çatı altında bir halifenin riyasetinde, idaresinde ve idaresinde ve iradesinde ümmet birliği olacak. Ümmet birliği olmadan zaten bugün dünya üzerinde halklar Müslüman ama devletler İslam devleti değil. Evet. İşte görünürde bir Suudi Arabistan güya belli konularda şeriatı uyguladığını söylüyor. Sözde kalıyor. Sözde kalıyor. Evet. Şeriatı uygulamak demek dünya stratejisini iyi tespit edip dost düşman tespitinde uyanık olmak ve Siyonizme, Siyonizmin yandaşlarına alet olmamak ve Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği, Resulullah'ın sünnetinde beyan ettiği bir idare şeklini hem kendi hayatlarında hem de ümmetin hayatında uygulanması için gayret etmektir. Ama gelip bakıyorsunuz, bugün maalesef yeryüzünde şeriatın ahkamının uygulandığı, dört dörtlük uygulandığı, dörtte bir de uygulandığı devletler yok. Bir defa Müslümanların ayıbı, evet, Müslümanların ayıbı böyle uzun uzun derin derin Müslüman idarecilerinin, Müslüman alimlerin, Müslüman yazarların, Müslüman düşünürlerin, Müslüman toplumların şunu düşünmesi lazım. Biz hakikaten nasıl bir toplumuz? Evet. Nasıl toplumlarız? Biz İslam'ı yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Ya da İslam bizim hayatımızın neresinde? Kur'an'ın değişmez ilkelerini hayatımızın
neresinde uyguluyoruz, neresinde uygulamıyoruz? Resulullah'ın devlet sistemini neresinde uyguluyoruz, neresinde uygulamıyoruz? Bunları hesap etmek zorundayız. Onun için bakın, Cenab-ı Hak Nisa suresi efendim 59. ayette şöyle buyuruyor. Çok önemli. Evet. Nisa suresi 59. ayet. Buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ati'ullaha ve ati'urrasul, Allah'ın emirlerine uyun, peygamberin emirlerine uyun. Hem Allah'ın hem peygamberin. Şimdi kanun koyucu hakikatte Allah'tır. Ama peygamberimizin de Allah'ın ona izin vermesiyle koyduğu birçok ilkeler var. Evet. Haramlar beyan ediyor, helallar beyan ediyor, kanunların, ayetlerin tefsirini yapıyor, uygulamaya koyuyor. Dolayısıyla Allah'ın emirlerine müstakil itaat edin. Peygamberin emirlerine itaat de Allah'ın emirlerine itaattır. Evet. Peygamberin emirlerine de itaat edin. Bir de ve ulil emri minkum, sizden olan idarecilerin. Burada şimdi idareciler demiyor sadece. Sizden olan idareciler. Öyleyse toplumun başındaki idareciler inanç açısından Müslüman kitlenin inancını paylaşacak. Aynı inançtan olacak. Aynı idealden olacak. Evet. O toplumun inancını kendi hayatında inanç olarak kabul edecek. Sonra sizden olan ulul emir deyince Allah'ın şeriatıyla amel eden, Allah'ın ahkamını yeryüzünde hükümran kılmaya, hakim kılmaya çalışan ve batıl ve yanlış, insanlığı yanlışa götüren uygulamalardan vazgeçip yalnız ve yalnız Allah'ın emirlerine uygun uygulamalar, icraatlar yapmasıyla ortaya çıkan idarecilere de itaat edin. Onlara itaat etmek farz. Evet. Ama nasıl itaat edeceğiz? Bakın şimdi size geçmiş Hulefai Raşidin dediğimiz peygamberimizden sonra sırasıyla devletin başına geçen, halife olan, imam olan, aynı zamanda kadi olan, aynı zamanda toplumun hakimi olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve diğer onları takip eden idareciler, hemen hemen hepsinin müşterek sözleri şu: Ati'uni ma ata'tullah. Ben Allah'ın emirlerine uyduğum sürece siz de bana uyun. Ben Allah'ın emirlerine uymazsam sizin bana uymanız gerekmez. Evet. Bütün idareciler bunu söylüyor. Öyleyse idarecilerin sorumluluğu toplumun sorumluluğundan fazla. Hem din işlerinden, hem devlet işlerinden, hem ahiret işlerinden ümmet ne olacak? Sorumlu olacak. Dolayısıyla ümmetin bu sorumluluğu çerçevesinde, ümmetin bu sorumluluğu çerçevesinde devlet ricalının İslam'ı hakim kılma noktasında ciddi bir gayret olacak, halis bir niyeti olacak, samimiyeti olacak. Bugün maalesef dünya ülkelerini sevk ve idare edenler Batı, Amerika, evet, Rusya, Çin, dünyayı şekillendiren ülkeler var. Ne yazık ki Müslüman ülkeler de bunların dünya sistemleri konusunda peşlerinden gidiyorlar. Hocam bu noktada bir sorum olacak müsaadenizle. Şimdi hilafet sisteminden bahsettiniz. Bugün uygulamada, yürürlükte yoktur. Dolayısıyla da kaldırıldığı için İslam dünyası başsız vaziyette. Şimdi Hristiyan alemine bakıyoruz, Papa var. Evet. Yahudi alemine bakıyoruz, hahamlar var. İşte Budistlere bakıyoruz, Buda var. Yani bu dinlere mensup kişilere bakıyoruz. Yani coğrafyaya bakıyoruz. İşte Hristiyanlara, Yahudilere, Budistlere. Hepsinin başında bir dini liderleri lider var. Ama İslam dünyasına baktığımız zaman İslam dünyası bassız gözüküyor. Bu noktada Müslümanların ve Müslüman ülkelerin hiçbir şey yapmamasını soracağım hocam. Bir de alimlerden söz ettiniz. Yani alimler kurulu devlet ricaline, yönetenlere, İslam dünyasının başında olanlara İslam konusunda, din konusunda danışmanlık yapması gerekiyor. Ama bakıyoruz uygulamaya gelince İslam alimleri sanki
gündemde yokmuş gibi hocam. Yani neden yeterince önem ve değer verilmiyor bugün İslam alimlerine? Burada şimdi batıla meyil var. Dünya çıkarlarının ellerden çıkmaması için de yanlışlar karşısında göz yumma var. Evet. Ciddi bir zafiyet var. Eskiden Şeyhülislamlar var. Şeyhülislam evet. Fetva konusunda bütün Müslüman alimlerin reisi. O makamda olan insan devletin idaresinde gerçek dini sahada kaynak insan, başvurulacak insan. Evet. Yani devlet başkanı da bir şey yapacağı zaman diyor ki bu konuda dinin getirdiği ilke ne? Biz nasıl uyarsak bunlara vazifemizi yerine getirmiş oluruz? Neleri yapmazsak sorumlu oluruz? Neleri yaparsak bu ümmetin mutluluğu için çalışmış oluruz? Bunlar gerçekten o Şeyhül İslam, bu şeriata göre onlar da İslam'ın temsilcisi. Evet. Onların inisiyatiflerine, onların yönlendirmelerine, onların irşatlarına göre hareket ediyorlardı. Ama bugün hakikaten işte Suriye'de bir zalim insan var. Bakın taş taş üzerinde kalmadı. Evet. Veya Suud'da veya bir başka efendim işte Yemen'de evet. Nerede derseniz deyin, Irak'ta. Evet. Bakıyorsunuz baştakiler hep böyle yanlış yapıyorlar ve onların yanlışlarını onaylayan ve onların zulümlerinden belki korkarak, belki onların hakikaten yaptıklarını onaylayarak evet. Onlara böyle biraz daha borazanlık yapan kimseler var. Bu cidden yanlış. Bakın Haccacı Zalim var tarihte. Evet. Haccac bin Yusuf. Yüz binlerce Müslümanı haksız yere öldürtmüş. Kendisi sözde Müslüman ama zalim. Ona demişler ki cesur bir İslam alimi. Tebezzaru demişler ki sen Hazreti Ömer'in idaresine ulaştın. Hazreti Ömer'in adaletini gördün. Yönetimini gördün. Niye bu Müslümanlara zulmediyorsun? O da şöyle cevap veriyor. Tebezzaru fe inni etammer lekum. Siz sahabeden Ebu Zeril Gıfari gibi bir Müslüman olun ki ben de size Ömer gibi adil bir devlet başkanı olayım. Şimdi halk dürüst olacak. Evet. Hakimler, idareciler, hakimler dediğimiz devlet başkanları bunlar adil olacak. Alimler hakkı hakikati söyleyecek. O zaman toplum düzelecek. Ama eğer toplumun düzeltilmesinde Kur'an gibi bir ana kaynağa başvurulmazsa ve Kur'an dışında sünnete başvurulmazsa İslam hukukunun değişmez değerlerine başvurulmazsa o zaman ne oluyor? Toplumda yurcuna oluyor. Toplumda sıkıntılar meydana geliyor. Halk ve idare arasında uyuşmazlıklar oluyor. Evet. Bizim esas dinimizin emri bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alimlere bir görev veriyor. Diyor ki alimler devamlı uyaracaklar. Kim olursa olsun. Evet. Dünya çıkarlarını düşünmeden. Ve hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnne min azamil cihadi kelimete hakkın inde sultanın cair. En büyük cihatlardandır. Zalim bir hükümdarın yanında hakkı söylemek. Zalim hükümdara karşı, zalim derken işte Beşşar gibi. Zalim bir hükümdarın karşısında hakkı hakikati söyleyip ve onun karşısında dik durmak en büyük cihatlardandır. Ama epeyden bir alim görünümünde bir tanesini dinledim. Suriyeli. Yani örnek olarak söylüyorum. Evet. Arapça konuşuyor. Diyor ki Allah Beşşar Esed'i büyük bir nimet olarak bize lütfetti diyor. Allah bize Beşşar Esed'i seçti gönderdi. Haşa.
peygamberlerin gönderildiği gibi sanki. Şimdi bunu bir alim görünümünde bir insan söylüyor. Yani bir zalim övülmez. Bir hocam. Zalim övülmez. Evet. Zalim övülmez, zalim sevilmez. Evet. Cenab-ı Hak وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere azıcık bile kalbinizde meyletmeyin. Şayet meylederseniz cehennem ateşi sizi tutar. Sonra Allah'tan başka kendinize bir dost bulamazsınız ve Allah'tan başka size kimse de yardım edemez. Evet. Bugün asıl ümmetin sıkıntısı bu işte. Yani kim olursa olsun hakkı söyleyecek ve zalimin karşısında hakkı haykıracak alimlerin olmayışı. Bu olmayınca ya da olanların bir şekilde sindirilmesi. Evet. Alim hakkı söyleyecek, amirler onu dinleyecek. Hocam bu anlamda çünkü çok önemli bir konu bu. Günümüzün de günümüzde de dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Çünkü biz 2 yıl önce FETÖ meselesi yaşadı Türkiye. Büyük bir badireden döndük milletimizin ferasetiyle. Bir de bu konuya paralel olarak hocam dini çıkarlarına istismar edenler var. Yani bu işten menfaat umarak kendini işte İslam alimi, işte din alimi gibi gösterip kendine İslam'ı istismar ederek çıkar ve menfaat sağlayanlar var. Yani dolayısıyla bir tarafta FETÖ meselesi var, bir tarafta da dini istismar edenler var. Bugün işte Adnan Oktar'ından Kuytulu'na hocam birçok böyle hoca kisvesinde, hoca görünümünde dini istismar eden şarlatanlar var. Bunlar yüzünden gerçek İslam alimleri de töhmet altında kalıyor hocam. Evet. Yani biz bu adamların, bu sahtekarların yüzünden gerçek İslam alimlerine, gerçek din alimlerine olan muhabbetimiz, güvenimiz sarsılıyor. Aynen. Bir de böyle bir durumumuz var hocam. Yani bu noktada nasıl hareket edeceğiz? Şimdi bir defa dünya işlerini devlet derukte ettiği gibi evet. Din işlerini de devlet derukte edecek. Sorumluluğu devlet üzerine alacak. Organizeyi devlet yapacak. Ve çok dirayetli, hakikaten söylediklerini hayatına uygulayan, hayatına uyguladıklarını halka söyleyen, hem dirayet ehli, hem siyaset ehli, hem ilim ehli, liyakat ehli evet. Alimlerin yetişmesi lazım. Yani bugün Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizin resmi işte kademe-i hayrat dediğimiz hayırlı hizmetlerin görevlileri. Evet. Yani bu cami içi, cami dışı, eğitimde katkısı olan, irşatta katkısı olan, sosyal hayatta katkısı olan, psikolojik hayatta katkısı olan önemli bir müessese. Evvela o sahte kimliklerin, sahte görünümlü insanların evet. Etkili olmaması için resmiyet arz eden insanların ciddi liyakat ehli olması lazım. Ve bir de onlara fırsat bırakmadan İslam'ı her ortamda bütün açıklığı ile, bütün berraklığı ile anlatması lazım. Yani bu noktada ehil olmayan kişiler ehil bu olmayan alana çıkıyorsa devlet hocam, yasaklaması lazım. Müdahale edilmesi gerekmiyor. Aynen. O ehliyetsiz insanları evet. Çünkü hani bizim ecdadımızın güzel bir sözü var. Yarım doktor insanı candan, yarım hoca da dinden eder sözü çok anlamlı bir söz. Madem ehliyetli değilse evet. Mesela bugün tıpta tıp ilmini okumamış olan, tıpta uzmanlaşmamış olan birisi çıkar da insanları ameliyat yapmaya çalışırsa veya isabetsiz ilaçlar vermeye başlarsa birçok insanların yok olmasına sebep olur. Aynı şekilde dinde de eskiden tabibi mahir ifadesi çok önemli bakın. Sahasında uzman, ehliyetli. Bir de müfti, fetva ehli, ilim ehli, ilim erbabı kendi sahasında mahir, liyakat ehli olacak. Bunun yanında müfti macinler, bakın bu ifade kitaplarımızda İslam hukukunda geçiyor. Müfti macin ne demek? Bunlar fetvadan uzaklaştırılır, fetvaları engellenir. Tıpta liyakat ehli olmayan da
tıbbi müdahalelerden engellenir. Müftü İmacın şu demek, böyle kıyıda köşede gördüğü, böyle çok zayıf, pamuk ipliğiyle bağlı olan konuları gün yüzüne çıkarıp, toplumu asıl çizgiden uzaklaştırmaya çalışan, evet, bozmaya çalışan, kafalarına şüphe bırakmak isteyen insanları fetvadan alıkoymak. Devlet bunları takip etmiş. Demiş ki fetvası isabetli değilse fetvadan engellenir. Tıpta isabetli değilse tıbbi müdahaleden men edilir. Bunları kim denetleyecek? Bunları resmi merciler denetleyecek. Adam bir televizyon açıyor. Televizyon açmak maddi imkana bağlı bir şey. Evet. Maddi imkanı olan bir televizyon, orada konuşacak insanların da hakikaten evvela Allah ve peygamber sevgisiyle dolu, ilmi liyakat sahibi olan, konuştuğunun Allah ve peygamber adına olduğuna inanan, verdiği fetvanın ya Allah'a ya peygambere nispet edildiğini bilen bir kişi olması lazım. Böyle olmuyor, adam gelişi güzel, İslam'ın ana nazik konularıyla oynuyor ve bunları dinleyen milyonlarca insan var. Bu insanlar onların fikirlerine meyil ediyorlar. Öyleyse resmi merciler böylesine zararlı insanları bertaraf etmek için kurallar koymalılar. Hocam 14 asırlık İslami bilgiyi, itikadı adam geliyor, hiç bahsedilmemiş gibi o konuyu çarpıtarak, değiştirerek anlatmaya çalışıyor. Anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla evet, da insanımızın kafası karışıyor. Evet. Bu noktalarda müdahale edilmesi gerekiyor. Evet. Devam edelim hocam. Şimdi bir defa şunu iyi bilmek lazım. Bir insan, özellikle alimler, haksız olana haksız diyebilmeli. Evet. Adaletsiz olanlara zalim diyebilmeli. Yanlış yapana bunu yanlış yapıyorsun, doğrusu şu diyebilmeli. Bu kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Eskiden devlet ricalı, özellikle baştaki hükümdar, sözünden taviz vermeyen alimleri, Allah dostlarını görevlendirirler. Evet. Derler ki zaman zaman gel bana nasihat et. Zaman zaman gel bana nasihat et. Hazreti Ömer'in dediği gibi, hani diyor ki ben haktan, hakikattan, adaletten, İslam çizgisinden eğer ayrılırsam ne yaparsınız? Bedeni cılız, imanı Uhud Dağı kadar büyük, güçlü olan bir sahabi çıkıyor, kılıcını çekiyor, diyor ki ey Ömer, eğer sen haktan, hakikattan, adaletten saparsan şu kılıcımla seni düzeltirim diyor. İşte böyle bir tebaa lazım. Yani hak üzerinde onlara destek olma, doğru yaptıklarını kabul etme, yanlış yaptıklarını da usulüne uygun şekilde ifade ederek yanlıştan kurtulmaya, evet, çalışma veya onları yönlendirme noktası. Bakın bir hadis-i şerif okuyacağım, çok önemli. Evet. Urs bin Amira'dan nakledilen bir hadis-i şerif, peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bugün bizim bu konularda çok ciddi sorumluluğumuz var, Müslümanlar olarak. Evet. Buyuruyor ki peygamberimiz, İza umiletil hadiyetu fil ardı fekerihaha kâne kemen gâbe anha. Yeryüzünde bir takım hatalar, günahlar işlendiğinde, bu idareciler tarafından olur, halkın çeşitli kesimlerinden olur, yani yeryüzünde hatalar işlendiğinde bir adam alim olur, abid olur, öğretmen olur, öğrenci olur, ev hanımı olur ve idareci olur, idare edilen olur. Bu işlenen hataları onaylamazsa, onları onaylamazsa, çirkin görürse, sanki o kötülüklere hiç bulaşmamış gibi olur. Evvela bizim tavrımız bu olmalı. Evvela yanlışlara göz yummamak, yanlışların yanlış olduğunu söylemek. Evet. Yanlışların yanlış olduğunu söylemek hadizatında idarecilerin yararınadır. Onları bir manevi sıkıntıdan kurtarmaya gayret etmektir. Hocam bir Allah dostunun sözü var bu konuda. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Yok, hadis-i şerif o. Hadis-i şerif. Es-sakitu anil hakkı, evet, fe ve şeytanın akras.
Hakkın karşısında sükut eden dilsiz şeytandır. Evet. Şimdi وَمَنْ غَابَ عَنْهَا, bir adam da yeryüzünde çeşitli kesimlerde, bölgelerde, mıntıkalarda işlenen günahlardan uzak olsa ama feradıyaha o günahların işlenmesine rıza gösterse kâne kemen şehideha, sanki o günahlara bizzat iştirak etmiş, katılmış gibi olur. Bizzat o işin içinde bulunmuş gibi olur. Buradan ne demek istiyorum? Evet. Dağdaki çoban eğer uygulamalardaki yanlışlara rıza gösterirse bizzat o yanlışları işlemiş gibidir. Bu kim olursa olsun. Ya da şehirdeki insan, medeni merkezlerdeki insanlar, yani şehirler zaten medeniyet kökünden geliyor. Şehirlerde yaşayan insanlar eğer yapılan kötülüklere rıza gösterirse o zaman kendisi yapmasa bile bizzat o işe iştirak etmiş olur. Ya da dağın başındaki bir insan eğer şehirdeki kötülüklere, uygulamalara doğru yanlış ayrımı yapmadan kötülüğe evet derse, eğer onları yapıyorlarsa doğrudur derse, misal kim yapıyorsa yapsın. Yani rıza gösterir. Rıza gösterirse dağın başında bile olsa bizzat kötülüğün içinde bulunmuş gibidir. Burada evet. Bir defa yanlışı ve doğruyu anlamak lazım. Yanlışlar neye göre yanlış? Evet. Doğrular neye göre doğru? Hak neye göre hak? Batıl neye göre batıl? Evet. Bunu iyi tespit etmek gerekir. Yani bizim ölçümüz. Ölçümüz. O zaman bir şey Kur'an'ın ve sünnetin onayladığı, insan aklının da bizzat katkıda bulunduğu, güzel dediği ama kitap ve sünnetin güzel demesiyle birlikte aklın da güzel dediği şeyler haktır, doğrudur, makuldur, insanın faydasınadır. Hatta değil insanın, tüm yaratıkların. Buna helaller ve haramlar da dahil. Aynen. Evet. Mesela bugün faizin kim tarafından olursa olsun iyi olduğunu savunmak mümkün mü? Değil. Zinanın kim tarafından olursa olsun savunulması mümkün mü? Evet. Bugün kadın erkek karma karışık, neslin böyle birbirinin içinde kaybolması kim tarafından olursa olsun doğru mu? Kumar her çeşidiyle kim tarafından oynanırsa oynansın, kim tarafından oynatılırsa oynatılsın. Doğru mu? Doğru değil. İşte yarın piyango bileti çekimi olacak. Lotolar, totolar, piyango biletleri. Şimdi senenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Senenin, miladi senenin belki şimdiden başladı reklamlar. Piyango reklamları. Peki bunlar doğru mu? Yani bunca ekonomik sıkıntıların olduğu bir dünyada, bunca çevrelerden böyle üzerimize bütün gözlerin çevrildiği bir dünyada bizi hakikaten dünya tarihinden silmek isteyen Siyonist güçler karşısında bu piyango biletlerine verilen paralarla veya sefahat yuvalarında, rezalet yerlerinde yapılan masraflar, israflardan elde edilen ya da harcanan paralar, evet, eğer bunlar hakikaten memlekette üretime yönlendirilse, fabrikaya yönlendirilse, yoksulun, fakirin, kimsesizin ihtiyacını karşılamaya yönlendirilse, o zaman bu ümmet sıkıntılardan daha çabuk kurtulur. Ama gelin görün ki, bilmem diyor işte şu kadar, geçen sene 55 milyon mu ne, ben duyduklarımı tabii söylüyorum, 55 milyon çekiliş var. Evet. 55 milyonla kaç tane hastane yaparsınız? 55 milyonla kaç tane okul yaparsınız? 55 milyonla kaç tane insanın barınacağı fabrika yaparsınız? 55 milyon birçok boynu bükük insanların mağduriyetlerini kaldırabilecek bir kaynak demektir. Evet hocam. Bunu işte kumarcılara böyle efendim hadi bunu yapın dediğimiz zaman o zaman ne oluyor? Bu ümmet gittikçe girdaba. O zaman bu kötülerin kötülüğünü, güzelliklerin güzelliğini, iyilerin iyiliğini İslam alimlerinin tarafsızca ve mertçe ve uyarı mahiyetinde, düşmanca değil, uyarı mahiyetinde söylemesi, doğruya
yönlendirmesi, doğruya doğru insanlığı çevirmesi bütün alimlerin, idarecilerin görevidir. Evet. Evet. Hocam burada noktalayalım. Birinci kısmı yönetmenimiz işaret etti. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, Gönül Dergahı'nda çok değerli hocamız Ahmet Akgül ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet, ikinci bölümde tekrar karşınızdayız sevgili seyirciler. Gönül Dergahı devam ediyor. Canlı yayında emekli müftü hocamız Ahmet Akgül ile sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, birinci evet. bölümde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifine devam ediyorduk. Evet. Yarım kaldı. İnşallah ona devam edelim. Bu arada sevgili seyirciler, soru da almaya başlayacağız. Sorularınız için telefon numaramız ekranlarınızda. 0346-225-3011 numaralı telefondan sorularınız olursa hocamıza iletebiliriz. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet hocam, devam edelim evet, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerifin son maddesi. Evet. Veli âmmetihim. Allah için nasihat, peygamber için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat ve idareciler için nasihat, bir de bütün Müslümanlar için. Evet. Şimdi evvela Müslümanların Müslümanlara nasihatı nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bahsederken bir hadisinde de böyle buyuruyor. İnne min hakkil müslimi alel müslimi en yansaha lehu izâ gâbe. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklardan bir tanesi de Müslümanın hem karşısında hem yanında bulunmadığı zaman evet. ona karşı samimi davranması, onun haklarını koruması, yüz yüze geldikleri zaman eğer ihtiyacı varsa, hadiste öyle buyuruyor, اِذَسْتَنْسَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَنْسَحْ لَهُ. Sizden biriniz din kardeşinden nasihat etmesini istediği zaman o ona nasihat etsin. Peki, kardeşin kardeşine nasihatı nedir? Evvela onu doğru bilgilerle bilgilendirmek, yanlışlardan onu kurtarmaya çalışmak, kendi nefsi için istediklerini onun için de istemek, evet. kendi nefsi için hoş görmediği şeyleri onun için de hoş görmemek, ihtiyacı olduğu zaman ihtiyacını karşılamak, karşılaştığı zaman selam vermek, hastalandığı zaman ziyaret etmek, yani kul hakları. Çünkü Mevlamız her şeyden önce innemel mu'minune ihve, ilahi fermanıyla ancak müminler kardeştirler. Müminler kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Bu ilahi fermana uyarak kardeşlerinin arasında bir sıkıntı varsa onları düzeltmek. Evet. Ve öyle bir nasihat etmek ki Allah'ı ve peygamberi onlara sevdirebilmek. Bu çok önemli bakın. Yani böyle kırmadan, dökmeden, uzaklaştırmadan, nefret ettirmeden, ayrıştırmadan kim olursa olsun uygun bir biçimde nasihat ettiği insanlara Allah'ı ve peygamberi sevdirebilmek. Yalnız hocam şimdi günümüze baktığımız zaman toplum olarak pek nasihatı sevmiyor gibiyiz hocam. Bunun sebebi ne hocam? Sebebi evvela nasihatın bir ihtiyaç olduğunu bileceğiz. İkincisi, evet.
Nasihat nedir? Biz Allah'ın ve Resulünün sözleriyle karşı tarafa öğüt veriyoruz veya evvela o öğüt verdiğimiz şeyleri kendimiz yaşayacağız. Sonra başkalarına aktaracağız. Bir de nasihat nedir? Din öğretisidir. Evet. Dini öğreneceğiz, öğreteceğiz. Bildiklerimizi öğreteceğiz. Adam nasihatı sevmiyorsa o zaman demek ki Allah'ın kelamını, Resulullah'ın bir yerde sünnetini duymak istemiyor demektir. Halbuki nasihatin özünü ayetler ve hadisler oluşturmalı. Yani Peygamberimiz böyle buyuruyor, evet. Rabbimiz böyle buyuruyor diyerek o insanlara nasihat etmek lazım. Yoksa bizim sözümüz bir şey değil ki. Bakın Şimdi Allah'ı ve Peygamber'i sevdirmek efendim konusu o kadar önemli ki. Müslüman konuştuğu insanı öyle bir ikna edecek ki Allah'ı sevmiyorsa sevdirecek. Namaz kılmıyorsa namaz kılmaya yönlendirecek. Yalan söylüyorsa doğruya doğru onu yönlendirecek. Eğer zamanını iyi değerlendirmiyorsa zamanı değerlendirecek hale getirebilmek her şey. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu efendim sahabe-i kirama şöyle buyurduğunu görüyoruz. Vellezî nefsî biyedihî inşi'tüm leuksimenne lekum billah. Evet, canım, bedenim kendi kudretinde elinde olan Allah'a yemin olsun ki eğer dilerseniz sizin için de Allah'a yemin edebilirim. Peygamberimiz diyor. Evet. Peygamberimiz hangi konularda yemin eder? Haklı konularda, gerçek konularda. Peygamber haşa yanlış konularda yemin eder mi? Yok. İnne ahabbe ibadillahi ilallah. Allah'ın kulları içerisinde Allah'ın Allah'a en sevimli kulları. O kadar önemli ki bakın. Allah'ın kulları içerisinde Allah'ın kullarının Allah'a en yakın olan kulları, Allah'ın en sevdiği kulları kimlermiş? Ellezine yuhabbibunallaha ila ibadihi. Allah'ı kullarına sevdirenlerdir. O zaman bir Müslümanın Müslümana karşı nasihatı, onun hareketleri, onun davranışları, onun ona karşı yaklaşımı Allah'ı ona sevdirecek. Allah'ı kula sevdirecek. Ama kulun yanlış davranışları, yanlış hareketleri, evet, eğer o kulu Allah'tan uzaklaştırıyorsa, Allah'ı seveceği yerde Allah'tan uzaklaşıyorsa, o zaman bunun sebebi kim oldu? Öteki kardeşi oldu. Diyor ki, Allah'ı kullarına sevdiren, kulların da Allah tarafından sevilmesine sebep olan, ve yuhabbibune ibadallahi ilallah, Allah'ın kullarını da Allah'a sevdirmeye çalışanlar. Ve yes'avune fil ardı bin nasihati, efendim yeryüzünde nasihatla gayret edenler, yani insanlara nasihat ulaştıranlar. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayetler var ki, Tevbe suresinin bir ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, müminleri böyle bize tanıtıyor, böyle olmaları gerekir diyor. Nedir o özellikler? Vel mu'minûne vel mu'minâtu ba'duhum evliyâhu ba'd. Müslümanlar birbirlerinin dostlarıdırlar, kardeşleridirler. Ye'murûne bil maruf, sürekli birbirlerine iyiliği emrederler. Nasihat, yani kendisi için neyi hoş görüyorsa onun için de onları hoş görür. Nasihat bu demek zaten. Samimiyet, gönülde benim kardeşim bir zarara uğramasın. Hep hakikati ona yansıtır. Yaşantısıyla, sözüyle, davranışlarıyla. Ve yenhevne anil münker, kötülüklerden de vazgeçirirler. Evet. Bu çok önemli. Ya neme lazım gitsin, batsın. Şimdi bir zarara uğrayacak, uğrasın demiyor. Ya nasıl ben kendime zarar istemiyorsam, nasıl dünya ve ahiret hayatında benim perişan olmamı istemiyorsam, onun da perişan olmasını istemiyorum. Kardeşim, bak Allah sana sağlık verdi. Allah sana akıl verdi. Allah sana ömür verdi. Allah sana göz kulak verdi. Allah sana o kadar nimetler lütfetti ki, kardeşim gel namazını kıl. Ya da bu kumardan vazgeç. Ya bu yalandan vazgeç. Milleti aldatmaktan vazgeç. Onun hayrına. Bak böyle diyecek.
Ama ne be lazım? O biraz daha bata batsın. Ne yaparsa yapsın değil. Dün gençlere ders okuturken evet. Orada diyor ki Müslüman olan için iyilikleri arzu edecek, kötülüklerden vazgeçirmeye çalışacak, kendisi için sevdiği, hoş gördüğü şeyler onlar için sevecek, hoş görecek, sevmediği şeyleri de onlar için hoş görmeyecek. Aynı şey diyor, inanmayan insanlar için de isteyecek. Ne demek bunun manası? Mesela bugün inanmayan insanlar büyük bir mahrumiyet içerisinde. Evet. O zaman elini kaldıracak, diyecek ki ya Rabbi bu inanmayan insanlara hidayet ver de doğruyu, hakikati, gerçekleri onlara sevdir de onlar da imanın yolunu bulsunlar. Evet. Onlar da Allah'a kul olsunlar. Evet. Hocam bu konuyla alakalı iki sorum var müsaadenizle. Şimdi Allah'ı kullarına sevdirmek gerekiyor dediniz. Kulları Allah'a sevdirmek. Evet. Şimdi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz göz önündeyken sahabelere sevdiriyordu. Sahabeler göz önündeyken tabiine sevdiriyordu. Böyle bir silsile geliyor hocam. Şimdi günümüze baktığımız zaman mesela yakın tarihimize gidelim. Osmanlı'ya gidelim. Osmanlı bu işi nasıl yapıyordu? Mesela bizim o dönemler işte Allah dostları dediğimiz tasavvuf erbapları vardı. İşte ulema vardı. Günümüze bakıyoruz sayılar çok azaldı. Bir de hocam şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bir iyilerin olduğu yerde bir de kötüler var. Her zaman. Oluyor. Bir de kötü duruma düşenler var hocam. Şimdi günümüzde hayat öylesine yoğunlaştı ki hocam vaktimiz neredeyse hemen hemen hep dünya işlerinden uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu tür şeylere sanki vaktimiz kalmıyor hocam. Yani kötü duruma düşmüş, kötülüğe bulaşmış, kötülüğün içerisinde debelenen insanlarımıza el uzatamıyoruz. Onları o kötülüğün içerisinden çekip çıkaramıyoruz hocam. İşte yani nedir o? Bu noktalarda nasıl hareket edeceğiz? Evet, çok güzel. Şimdi biz bugün her kesime ulaşmamız lazım. Her kesime. Evet. Gençlere, yaşlılara, köylülere, şehirlilere ve gerçekten camiden, cemaattan haberi olmayanlara, evet. Belki hayatında bir kelime-i şehadeti bile duymayanlara Emri bil Maruf komitesi bunun için önemli. Komite. Köy köy gezecek. Şehir şehir gezecek. Bak devletin bu kadar resmi görevlileri var. Biz sadece bakın yetersiz çalışıyoruz. Evet. Biz sadece işte camiye gelenler bizim cemaatimiz. Camiye gelmiyorsa ona gitmenin yollarını araştıracağız. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sorumluluk anlayışı. Dicle kenarında kaparsa bir kurt koyunu yarın ruzu mahşerde adaleti ilahi sorar Ömer'den onu. Yani Dicle kenarında bir kurt bir koyunu kaparsa, evet. Ömer'in sorumluluğu altında olan bir iş ise Allah onu Ömer'e soracak. Neden sen buna sahip çıkmadın da bir fakirin koyunu kurt kaptı? Öyle bir nizam-ı alem diyor ya, öyle bir alemde nizam, intizam oluşacak ki, yani kurtlar da bir fakirin koyununu efendim kapmayacak, çarpmayacak, insanlar da bir insanın malını kapmayacak, çarpmayacak, evet. İnsanlar tam bir hukuk çerçevesinde yaşayacak, insanlarla hayvanat arasındaki ilişkiler tam bir Müslümana yakışır şekilde olacak. Yani hayvanatın da bizim üzerimizde hakları var. Evet. O zaman bu işte nasıl olacak? Ulemanın görevi var. Evliyaullah'ın görevi var. Resmi öğretmenlerin görevi var. Üniversitelerin görevi var. Ama biz ne yapıyoruz şimdi? İlim dallarını gruplara ayırmışız. Evet. Adam diyelim ki üniversitede matematik bölümündeyse sadece matematiği öğretiyor. Fizik bölümünde ise sadece fiziği öğretiyor. Tıp bölümünde ise sadece tıbbı öğretiyor. Hukuk bölümünde ise dünya hukukunu öğretiyor. Kardeşim, ilkokuldan üniversite sona kadar kimliği Müslüman olan, nüfusunda İslam yazan, kendi iradesiyle bu dairenin içinde bulunan,
bütün gençlerimize İslam'ı öğretme mecburiyeti yok mu? Matematikçi Müslüman, kimyacı Müslüman, evet, kimyacı namazını kılan Müslüman, kimyacı efendim Müslüman doktor, Müslüman hakim, Müslüman hukukçu, Müslüman efendim matematikçi, Müslüman tarihçi, Müslüman coğrafyacı. Canım adam diyor ki ben sadece tarihi okurum. Tarihin iki yönü var. Bir İslam tarihi var, bir dünya tarihi var. İslam tarihini tam okuyacak ve dünya tarihini tam okuyacak. Evet. Coğrafya yine öyle. Öyleyse biz hem eğitim noktasında hem irşat noktasında bu eğitim ve irşat dairesini çok genişletmemiz lazım. Sadece okulda ruhtan ve manadan uzak eğitim vermeyeceğiz. Evet. Yani bir şuur zemini üzerine oturacak. Şuur, haram helal zemini üzerine oturacak. Ama bugün hakikaten baktığımız zaman bizim eğitimlerimizde de çok noksanlıklar var. Her şeyden önce karma bir eğitim. Kızlar, erkekler. Bu zaten haramın başını oluşturuyor. Bakın bugün dünya ülkelerinde Müslüman olmasa da kızlarla erkeklerin aynı ortamda eğitim yapmamasını öneriyorlar. Diyorlar ki uzmanlar aynı ortamda, aynı sınıfta erkek kız karışımıyla yapılan eğitimde başarı yok diyorlar. Evvela Müslüman insanın kızı kızlarla, oğlu erkeklerle. Yani evvela biz eğitimi tam bir meşruiyet zemininin üzerine oturtmamız lazım. Kitap ve sünnet kaynaklı bütün bilgileri verirken dini bilgilerden de onlara gerçekten onları ibadete yönlendirecek, Allah'ı sevdirecek, peygamberi sevdirecek dersleri vermemiz lazım. Canım var ya işte din kültürleri var. Şimdi hocam bunları biz yapmak istiyoruz ama Türkiye'de bir kesimde işte laiklik söylemi ya da uygulaması adı altında bunlara karşı çıkıyor hocam. Canım karşı çıkıyorsa o çıksın ama kabul edenler daha çok. Evet. Kabul edenlerin çocuklarına bunları efendim vermek lazım. Kabul edenlerin çocuklarına vermek lazım. Onun için biz sadece bunları konuşurken Türkiye'yi konuşmuyoruz. Genel. Evet. Genel konuşuyoruz. Evet. Genel. Dolayısıyla genel olarak Türkiye'de bunun bir parçası. Evet. Bugün Türkiye'de ne kadar cami var? 90 binin üzerinde. Cami 90 binin üzerinde. Evet. Beşhanelik köyde de cami var. Beşhanelik köyde şimdi okul çalışmıyor ama Beşhanelik köyde cami çalışıyor. Bakın. Beşhanelik köyde çocuk yok. Ya da varsa da birkaç tane o çocuk başka bir yere gidiyor. Evet. Yani merkez olan yerlere taşınıyor. Ama Beşhanelik köyde de cami var, imam var. Bu ne büyük bir nimet. Öyleyse bizim evvela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personeli olarak çalışan, emekli olan. Evet. Emeklilik diye bir şey yok bizim gerçek görevimizde. Gönüllülük dediniz hocam. Evet. Evet. Din gönüllüleri. Evet. Din gönüllüleri, din hizmetinde gönüllüler. Din hizmetinde fedailer. Ama tescilli. Yıllarca bu hizmete resmi yoldan hizmet etmiş. Resmiyetten ayrıldıktan sonra da o hizmeti bir şekilde devam ettirecek. Bugün bakın 150 bin civarında öyle söyleniyor. Sadece bizim başkanlığımızın, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, ben emekliyim ama o teşkilattanım. Evet. Personeli var çalışan. Hadi bir 100 bine yakında bunun emeklisi olsun. Emeklisi olsun. Çalışan, emekli. Bu sefer geçelim ortaokul, lise, oradaki efendim meslektaşlarımız, ilahiyat kaynaklı, ilahiyatlar, ilahiyattaki elemanlar, eğer bunlar gerçekten İslam'ın emirlerini yansıtmada, Müslümanlar için nasihatı uygulamada ciddi bir çalışma içerisinde olalım, olsunlar, inan toplumun çehresi değişebilir. Toplumun çehresi değişir. Ama biz din gönüllülüğü değil de din görevliliğini, ben kendim için böyle diyorum. Evet. Sadece resmi görevli olduğum zaman ben görevliyim diyorum. Öyle değil ki. Resmi görevli olmadığımız zaman da görevliyiz biz. Nasıl bir emniyet mensubu, emekli olduktan sonra da emniyet mensubudur aslında. Bir asker emekli olduktan sonra da askerdir.
Bir zabıta asker emekli olduktan sonra da zabıtadır. Bunlar toplumun güvenlik görevlileri. Evet. Öyleyse din gönüllüleri de çalışırken sorumlu olduğu gibi resmiyetten ayrıldığı zaman da hizmetin bir tarafında bu işi yapacak. O zaman köyleri, kentleri, şehirleri çünkü bunlar devletin belli kademelerinde çalışmış, diploması olan, tescili olan insanlar. Evet. O zaman bu insanlar bu hizmetleri devam ettirirlerse, şimdi gerçekten çok güzel projeler de yapılıyor. Değerler eğitimi diye ortaokul, liselerde, hatta ilkokullarda çalışmalar var. Çok güzel bir isim, değerler eğitimi. Şimdi değerler eğitimi dediğiniz zaman, imani değerler, ahlaki değerler, toplumsal değerler, tarihi değerler, milli değerler, bütün bunları bu isim adı altında çok yönlü işlemek lazım çocuklarımıza. Hem mevcut aynı müessesede çalışan hocalarımızın veya dışarıdan oraya yapılan katkıda bulunan hocalarımızla bunu dalga dalga yaymak lazım. Dalga dalga yaymak lazım. Çoğu Müslümanlar gerçekten dini çok net bir şekilde bilmiyor. Bilmeyince bu sefer yanlış bilgiler, yetersiz bilgiler oluşuyor. Evet. Biz sadece belli çevrelere hitap ediyoruz. O belli çevreleri de yıllardan beri vaaz dinleyen, yıllardan beri namaz kılan, aynı ortamda sizinle hayatı paylaşan insanlar. Evet. Biz hep bunlara nasihat ediyoruz. Ama bunların %1'i kadar dini bilmeyen insanlara biz hizmet götürmüyoruz. Götürmemiz lazım. Şimdi hocam, günümüze bakacak olursak hem toparlama açısından da soracağım. Bir 10 dakikamız falan kaldı. Şimdi günümüzde teknoloji çok gelişti. İşte internet alemi var. Televizyon ondan biraz daha eski. Yani iletişim noktasında yani süper bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın en evet, imkanı içerisinde olan toplumlarız. Evet, yani bu araçlar, televizyon olsun, internet olsun, iletişim noktasında bizlere çok faydası olabilecek araçlar hocam. Fakat günümüzde baktığımız zaman bunu biz yararlı kullanmadan ziyade sanki farklı kullanıyor gibiyiz. Ki öyle de hani bakıyoruz işte %99'u Müslüman olan bir ülkenin medyasına, televizyonlarına belki Müslümanlar için %1 dini program yoktur hocam. İnternet alemine bakıyoruz. Yani sohbetler böyle mala yani farklı, işte dünyevi, madde üzerine kurulmuş sohbetler. Mana yoktur. Yani halimiz bu şekilde hocam bizim. Günümüz itibariyle söylüyorum ben. Yani gerek devletimiz olsun, gerekse toplumsal olsun bu noktalarda Allah rızası için, Allah'ın rızasını kazanmak için birbirimize faydalı olacağımız noktalarda yine devlet millet işbirliğiyle neler olabilir hocam? Çünkü kitle iletişim araçları çok önemli. İnsanla yani birçok evet, önemli kitleye hitap edebiliyoruz bu noktada. Şimdi başta bir defa internete, görsel medyaya, televizyon ve benzeri en çok eğilen insanlar dünyada Müslümanlar. Evet. Batı bizim kadar bu medyaya takılmıyor. Müslümanlar, en çok Müslüman toplumlar. Evet. O zaman televizyonların programlarını meşru bir zemine oturtmak lazım. Televizyonlarda öyle programlar yapılıyor ki uçuk kaçık. Yani efendim bir yerde bakıyorsunuz iffet hayayı zorlayan, bir yerde bakıyorsunuz haksız kazançları bir yerde teşvik eden, evet, bir yerde bakıyorsunuz saygısızlığı, arsızlığı, hırsızlığı bir yerde cazip hale getiren ne var? Programlar var. Hele hele mesela komedi adı altında. Özellikle diziler hocam. Diziler. Evet. O kadar ahlakı ifsad ediyor. O kadar tarihi değerlerimizi, milli değerlerimizi rencide ediyor ki. Ve her akşam %90'ımız oturup izliyoruz. Bunu hocam izliyor. Evet. Adam hatta televizyondaki dizileri vaazın üzerine tercih ediyor. Demin dediniz ki niye vaaz dinlemiyor? Evet. Tercih ediyor. Adam dizileri Kur'an'ı dinlemeye, tefsir dinlemeye, hadis dinlemeye tercih ediyor. Öyleyse bütün medyadaki
gazete, dergi, mecmua, televizyon, internet, bugün işte WhatsApp, Facebook, neyse artık bunların hepsi, bunları hakikaten Müslümanların çok akıllıca kullanmaları ve hizmete vasıta yapmaları gerekiyor. Hizmete. Evet. Hizmete vasıta yap. Ama bugün hezimete vasıta yapılıyor. Adam bakıyorsunuz aile hayatını bozacak şeylere giriyor. Bakıyorsunuz kızı evden kaçıracak, oğlan efendim anne babayı ası kılacak şeyler. Ya böyle bir şey olur mu? O zaman bunlara da cidden bir neşter vurmak lazım. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman hem dini görevleri icra eden Müslümanlar, eğitim görevini icra eden eğitimciler, evet, ve diğer hizmetleri icra eden Müslümanlar ta yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya bu hizmetleri, dünya hizmetlerini icra ederken eş değerde götürmemiz lazım. Sanayicinin de İslami değerleri bilmesi gerekiyor. Eğitim yapanın da, yaptıranın da, ev hanımının da, komşunun da ve dağdaki çobanın da bu eğitimden hissesini alması lazım. Evet. Ama biz gerçek eğitimi vermeyince dağdaki çobanın bile telefonunda internet var. Oradan bazı kendine uygun gördüğü programları izliyor. Evet. Zehirleniyor. Ama biz onun alternatifi olarak ona gerçekten bir ilaç sunmuyoruz. Yozlaşıyor insanlar. Evet. Gün geçtikçe cemaattan uzaklaşıyor. Camiye karşı tavrı değişiyor. Hele hele köylere gidin. İnanın köylerde zaten nüfus çok azaldı. Var olan nüfus da doğru dürüst camide namaz kılmıyorlar. Namaz kılmıyorlar. Camide değil, namaz kılmıyorlar. Evet. Namaz kılmıyorlar. Köylerde ciddi bir ibadetsizlik var. Şehirlerde ibadetsizlik var. Gençlerimizde camiye karşı bir soğuma var. Ailelerde camiye karşı bir soğuma var. İşte bunların çaresi. Biz bunları nasıl tekrar Allah'ı ve peygamberi sevdirerek, mabedi sevdirerek, büyükleri sevdirerek bunları nasıl tekrar merkeze taşıyabiliriz, merkeze çekebiliriz? Ama İslam düşmanları bizi ya da gençliğimizi buralardan uzaklaştırmak için çok yönlü, çok yöntemli çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'de hocam bu noktada bilmiyorum şu anda öyle bir kurul var mı? Ehl-i Sünnet Alimler Kurulu olsa faydası... Sözde var, sözde. Var tabii ki, olmaz mı? Yani en azından bir çalışma, evet, stratejisi oluşturmak. Bu da yine resmi... Yani Diyanet İşleri Başkanı bünyesinde de olabilir. Tabii ki zaten onlar yapıyorlar toplantılarını. Din İşleri, evet, Yüksek Kurulu var vesaire, ama bu biraz daha sivil örgütleri de içerisine alan, evet, ve gerçekten bu hizmetin dalgalarını biraz daha genişleten, bu daireyi biraz daha genişleten, dış katkılarla da öyle insanlar var ki mesela Diyanet'te hizmet etmiş, bugün emekli olmuş ya da hiç Diyanet'e hizmet etmemiş ama ilminden faydalanacağımız, kemalatından faydalanacağımız insanlar var. Yani din ve ahlak konusunda, heh, şu anda büyük bir boşluk söz konusu. Aynen. Hocam. O zaman bunların bir araya gelip, evet, yani biz nasıl bir çalışma yaparsak ümmetin gençliğini bazı sıkıntılardan kurtarırız. Gençliğe yeniden değerlerini nasıl hatırlatırız? Nasıl değerlerine sahip çıkan bir nesil ortaya çıkarırızın hesabını yapmak zorundayız. Evet. Yapılması lazım. Yani bu noktada tabii ailelerimize de çok tabii ki ailelere düşüyor. De. Ailelere de. Ama demin bir şey söylediniz. Bu işte FETÖ davasından, evet, bugün ortaya çıkan sıkıntıların bir boyutu da, evet, işte Amerika'da orada bulunan ve korunan, kollanan o İslam cemaati adı altında bu hizmetleri güya kendine göre yapmaya çalıştı. Ama öyle zarar oldu ki hocam, ulemaya öyle zarar oldu ki ve İslam cemaati alimlere zarar oldu, evet, cemaatler dediğimiz, evet, sivil örgütlere, teşkilatlara. Adam şimdi bir yere gitmek istemiyor, diyor ki acaba o cemaatta onlar gibi mi acaba? Evet. Acaba o cemaatinde bir farklılığı var mı acaba? Ya kardeşim, büyük, çok büyük darbe burada hocam. Allah'ın kitabına uygun, Resulullah'ın sünnetine olan, evet, teşkilatlar hangisi olursa olsun onlar bu ümmetin gerçekten ilerlemesinde, vatanın korunmasında, devletin idaresinin
yani İslam'a yönelmesinin devamında gayretler olan, katkılar olan insanlar. Özellikle hocam bizim ehli tasavvuf dediğimiz ve Selçuklulardan, Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş belki bin yıllık mazuran ve onun ötesinde de O tasavvuf olan, erbabının evet, da çok geleneksel ciddi, tasavvuf erbaplarımız yani evet, kurularımız o tasavvuf var. Erbabının da ilim erbabı olması şart. Evet. İlim erbabı olacak, kitap ve sünnet ışığında tasavvufi hizmetlerini devam ettirecekler. İlim erbabı. Evet. İlim erbabı olmazsa birçok bid'atlar, hurafeler, yanlışlar evet, yayılıyor. Neredeyse o yanlışlar sünnet yerine konuluyor. Evet. Orada da ciddi çalışmalar yapılması lazım. İlmi liyakat olacak. Bu noktada yine Diyanet İşleri Başkanımızın devreye girmesi gerekiyor. Evet. Yani onların işte dediğim gibi onların başındaki insanlar veya onların içinde olan insanların da ilim bağlantılı kitap ve sünnet ışığında bu çalışmaları evet, yapmaları. Çünkü tarikat şeriattan ayrı bir şey değil. Evet. Tarikat şeriatı yaşamanın bir adabı. Şeriatsız tarikat olmuyor. Evet. Yani. Şeriatı yaşamanın bir adabı, evet, daha ince bir ayarı. O zaman bu zaten şeyh koymamış ki onun kurallarını. Evet. İslam koymuş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte sünnet dediği, adab dediği, müstahap dediği, bunu yaparsanız efendim imanınız güçlenir, imanınız olgunlaşır dediği şeyler. Evet. İşte şu kadar zikir yaparsanız efendim kalbiniz nurlanır, beyniniz berraklaşır. İşte şunları yaparsanız İbadetlerinizde daha samimi olursunuz dediği şeyler. Yoksa o kuralları şeyh koymuş değil ya. Evet. Şeyh zaten ne zaman şeyh olur? Peygamber'e uyduğu zaman. Peygamber'in sünnetlerini yaşadığı evet, zaman. Evet. Peygamber'in sünnetlerine muhalefetle ne şeyhlik olur, ne efendim gavuslik olur, ne evet, kutupluk evet, olur, ne mürşitlik olur. Peygamber'e uymadan hareket eden şeyh meyh olmaz. Hocam şimdi hakiki olanlar da var gerçek manada. Tabii ki var. İşte bu FETÖ meselesinden dolayı bu değerlerimizin içi boşaltıldı ve büyük bir darbe vuruldu hocam. Bunun da altını çizelim ve noktayı da koyalım inşallah evet, hocam. Ben bu akşam da bizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki haftalarda farklı konularla izleyicilerimizin karşısında olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar farklı konularla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın efendim.